Şimdi o tünelin ucunda gerçekten bir ışık mı görüyoruz yoksa başka bir şey mi görüyoruz? Yanılsama mıdır bu ışık acaba diye onu soracağız. Hem de fikri takip yapalım istedik. Profesör Doktor Ahmet Saltık, halk sağlığı uzmanı. Hocamız bizi kırmadı, bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. İyi yayınlar dilerim Çiğdem Hanım. Kolay gelsin. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sağolunuz. Geçen hafta yine yanlış hatırlamıyorsam bugündü belki de 28-29 Temmuz'daki tabloda bu değişikliği ele almıştık. Demiştim ki hasta ve vaka, vaka gitti hasta geldi. Hocam bu nedir diye. Siz de demiştiniz ki case yani olgu demektir aslında bu ve hasta ve vaka diye bir ayrım dünyada yoktur demiştiniz. Şimdi gelinen noktada bu ayrım bir tek bizde var galiba ama dünkü bu açıklamalar bir itiraf mıdır ve 6 aydır böyle midir? Biz elimizde ne var diye sorayım o zaman. Evet. Şimdi Halk TV karartıldı. Sizin televizyonunuz da zarar görmesin diye. Baştan söyleyelim. Tarihe not düşmüş olalım. Evet. Kendime televizyonunuz adına, televizyonunuzu koruma adına otosansür uyguluyorum. Teşekkürler hocam. Tarihe not düşüyorum. 1 Ekim 2020 bir halk sağlığı profesörü olarak gerçekleri bütünüyle söyleyemediğimi haykırıyorum. İktidar ve bütün dünya kamuoyu tarih duysun. Sizin kanalınızı bir parça koruma adına. Şimdi değerli arkadaşlar, acı içindeyiz gerçekten. Dünya Sağlık Örgütü 11 Mart 2020'de bu bir küresel pandemidir dediğinde bir kez şuna dikkat çekmiştim ben. Türkiye'de o gün bende bir hasta var demiş idi. Sayın Bakan bir vaka kendi deyimiyle ilan etmiş idi. Oradaki soru işareti hep duruyor. Acaba Dünya Sağlık Örgütü 11 Mart'ta değil de 21-31 Mart'ta deseydi bu bir küresel pandemi, Türkiye'de aynı güne mi denk getirecekti itiraflarını, korona olgularına ilişkin. Ve şimdi bunu çok iyi biliyoruz ki gerçekte 11 Mart değil, geriye doğru uzanmakta. Yani yitirilen bir en az 2-2,5 ay var salgına yeter hazırlık yapılmayışı ile ilgili. Bunun altını çizdikten sonra şöyle söyleyelim. Bu bir küresel pandemidir dedikten sonra Dünya Sağlık Örgütü uluslararası hastalıklar, travmalar ve ölüm nedenleri listesine ICD-10 diyoruz buna. Uluslararası hastalıklar sınıflandırması bütün dünyada kullanılan standart bir kodlama listesidir. İki kod ekledi. Bu iki koddan biri PCR testi pozitif olan yeni tip koronavirüs olguları COVID-19 hastaları idi. İkincisi ise elimizdeki testin yeter duyarlı olmayışı nedeniyle pek çok taşıyıcıyı belki de %50'sini 60'ını yakalayamayacağı gerçeği karşısında test negatif ama öbür laboratuvar bulguları ve özellikle de akciğer bilgisayarlı tomografisi ile tanı konan klinik korona olguları idi. İki kod tanımladı ve bu kodlarla hastaları kodlayarak case'leri tırnak içinde evet, bana bildirin dedi. Türkiye başından beri hep söylüyorum bu test negatif olguları ya da hastaları COVID-19 hastalarını bildirmedi Dünya Sağlık Örgütü'ne. Test pozitif olanları bildirdi. Onların da ne ölçüde bildirildiğini hep sorgulaya geldik. Örneğin hep ben televizyon programlarında şunu söyledim. İlan edilen hasta sayıları ve ölüm rakamlarını kaçla çarpalım Sayın Bakan dedim. Evet. Kaçla çarpalım AKP iktidarı. Kaçla çarpalım Türkiye kamuoyu. 1, 2, 3, 5, 6, 10 ne dersiniz diye diplomatik bir dille uyarmaya çalıştım. En az 10 çarpanı ile karşı karşıya olduğumuzla ilişkin. Dün de meslektaşımız Doktor Murat Emir 10 Eylül günü yakaladığı rakamların 30 bine dayandığını ortaya koydu. Bir kere şunu söyleyeyim. Oradaki tarihi Sayın Bakan görmemiş. Danışmanları da herhalde çok dikkatli ki onlar da görmemişler. O belgeyi tarihsiz olarak ilan etti. O belge tarihiyle 10 Eylül gününe ilişkin. Bu bir. İki, böyle bir arayüz bizim bilgisayar sistemimizde yoktur dedi Sayın Bakan. Doğru değil. Ben bakan yalan söylüyor diyecek değilim ama tersini söyleyeyim. Doğru değil diyeyim. Gitsin sistemi iyi incelesin. Danışmanları da kendisine böyle bir arayüz olduğunu göstersinler. Üç, şimdi bakanlıkta bir cadı avı başlatıldığını duyuyoruz.
acaba bu arayüz nasıl sızdırıldı dışarıya diye bize ulaşıyor. Doktor Emre ulaşıyor, adı güzele ulaşıyor, doktor adı güzele ulaşıyor. Birçok insana ulaşıyor tabii. Bakanlıkta da elbette yurtsever ve bu olup biten orta oyununa vicdanları, yürekleri el vermeyen insanlar var. Kamuoyunun gerçekleri öğrenmesi adına, daha yüksek bir değeri koruma adına belki de bu katkıları veriyorlar bizlere. Teşekkür ederiz onlara. Orada bir cadı avı başlatmak bir başka utanç vesilesi olur iktidar için. Çünkü bu veriler devlet sırrı değildir. Aynı zamanda bir sağlık hukukçusu olarak söylüyorum. Bu veriler devlet sırrı kapsamında olan veriler değildir. Kaldı ki bu iktidar devletin en stratejik sırlarını, kozmik odayı FETÖ'cülere açmıştır. Recep Tayyip Erdoğan Başbakanlığı döneminde Genelkurmay Başkanı İlker Bey'in bütün direnmelerine karşın başbuğun açtırmıştır. Ve Türkiye'nin başına neler geldiğini orada gördük. Demek ki o bilgiler devlet sırrı değildir. Bizim bilme hakkı kapsamımız içindedir. Sağlık hakkının ayrılmaz bir parçasıdır bilme hakkı, ne olup bittiğini. Onu bilmezsek kendimizi yeterince koruyamayız ve biz uzmanlar Sağlık Bakanlığı'na, iktidara aklına gelmeyen kimi önermeleri belki üretebiliriz, hatalarını gösterebiliriz. Bu olanaktan da yoksun kalırız. Üçüncüsü, bugün bakan gaf üstüne gaf işlemeye devam ediyor Sayın Bakan. Yeni bir açıklama yapmış, dün de değinmişti ona. Demişti ki, altını çizerek söylüyorum, görünen ve görünmeyen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çıkarlarını korumaya, ulusal çıkarlarını çaba gösteriyoruz diye orada bir gözdağı vermeye çalışmıştı. Bu paylaşımını bir ileteyim mi hocam? Şöyle ki, bilelim ki salgınla mücadele sürecinde devletimiz halkının sağlığı kadar ulusal çıkarlarını da korumaktadır. Çünkü salgın hayatın bütün alanlarını etkilemektedir. Mesuliyeti olmayan bazı kişilerin tenkitleri fotoğrafın bir noktasına mercekle bakıp leke aramaktan farksızdır. Ne demek istiyor ki burada? Çok iyi yaptınız. Benim de notlarımda aynen bunlar vardı. Oraya gelecektim. Çok başarılı bir sunucusunuz, programcısınız. Teşekkür ederim. Şimdi bu bir gözdağı. Örtülü bir biçimde bakan iki biçimde gözdağı veriyor. Dünkü konuşmasında bizim verilerimizin doğru olmadığını, çarpıtıldığını, şu bu şu bu olduğunu söyleyenler itibarlarıyla oynarlar dedi. Bu bir gözdağıydı. Örtük ya da açık. Evet, bakan bizzat bunu kendi yaptı. Bumerang etkisiyle geri döndü. Kendi itibarıyla oynadı. Kendi itibarını sıfırladı. Kendi itibarını sıfırladı. Bu merak gibi kendisine döndü çünkü. Gerçekleri söylemediği apaçık ortada. İkincisi, ulusal çıkarları koruma adına bunu yapıyor olmak belki dünkünden daha büyük bir gaf. Bu bir hezeyan. Gerçekte siz ulusal çıkarları korumuyorsunuz. Gaflet içindesiniz efendiler. Büyük Atatürk'ün deyimiyle gaflet içindesiniz. Size iki kanıtını söyleyeyim bu gafletin. Bir tanesi, geçtiğimiz aylarda CDC Türkiye'yi 3. alarm düzeyinde ülke ilan etti. 4 alarm düzeyi var. 4. alarm düzeyinde artık ABD hükümeti Türkiye'ye gideceklere izin vermiyor. Tehlikeli ülkedir, gidilmesin diyor. 3. aşamada ilan etti ve bu ilan statüsünü kaldırmış değil henüz. Türkiye tehlikeli bir ülke salgın bakımından. Tabii CDC bunu bir takım ölçütlere dayandırıyor. Hastalığın sıklığı, yoğunluğu, prevalansı, insidansı gibi, ölüm hızları gibi bir takım epidemiolojik ölçütlere dayalı olarak kararlaştırıyor. Bir başkası, anımsayınız lütfen, turizm sezonunun başında Haziran ya da Temmuz o dolayda idi. İki bakanımız kalktı. Avrupa Birliği'ne gittiler ve açın turizmi ülkemize dediler. Evet, evet. Bizde olgular çok az dediler ve ilgili bakanlar da yuttu sanki. Ne dediler kendilerine? Bizi kandırmayın dediler. 16 bin değil 50 bin dolayında o sırada Türkiye'deki olgu sayısı dendi. Ve ithal ettiğiniz, dış alımını yaptığınız ilaçlardan belli. Herhalde bunları stoklamıyorsunuz, hastalarınıza kullanıyorsunuz. Siz üretemiyorsunuz, bizden alıyorsunuz. Dolayısıyla geçelim efendiler dendi. Ve Avrupa Birliği açmadı biliyorsunuz büyük ölçüde turizme Türkiye'yi. Yalnızca hasta kaynağı Rusya'dan biz bütün riskleri göze alarak ülkemizi bir halı gibi ayaklarının altına sererek salgının kaynadığı ülke Rusya'ya 3-5 kuruş döviz gelsin diye. O bakımdan
geçiniz efendim, geçiniz efendim diyeceğim. Peki hocam şunu sorabilir miyim? Gözdağıdır bu dediniz ya bu ifadesi. Şimdi bu gözdağı kime? İçerideki konuşulmasın deniliyor ama dışarıda herhalde şu durumun farkındadır. Yani Reuters bu açıklamayı haber yaptı mesela. Yani vaka ve hasta sayısı arasındaki fark konusunda Fahrettin Koca'nın ifadelerini haberleştirdi. Yani dünya aslında bir şeylerin farkında. Dünya Sağlık Örgütü bizden veri almaya devam eder mi mesela? Ne kadar güvenilir olur ya da bundan sonrasında bizde akademik bir çalışma yapılabilmesi için, bir yayın yapılabilmesi için bir sekte değil midir bu aynı zamanda? Yani gözdağı bize ise, içeriye ise, dışarısı burada olanları bizden daha iyi anlıyor galiba. Kesinlikle öyle. Yabancı ülkelerin istihbarat örgütleri çok daha net bir biçimde bilgi toplayabiliyorlar. Bu gözdağı size, basına, kamuoyuna, bize, biz uzmanlara konuşmayın, sesinizi kesin, biz Türkiye'nin ulusal çıkarlarını koruyoruz diye öte yandan. Nesini koruyorsunuz efendim? Yani her şey apaçık ortada. Öte yandan tam tersine bir demagojiyle eline mercek alarak leke arama. Haşa, haşa. En azından ben kendimi bu işten tenzih ediyorum, ayırıyorum. Tam tersine ömrünü Türkiye'nin sağlığına vermiş bir insan olarak en iyisi, en doğrusu yapılsın diye her türlü riski göze alarak bütün gerçekleri konuşuyoruz. Başlangıçta da biliyorsunuz nedenli ölüm tehditleri şunlar bunlar geldi. Tek bir cumhuriyet savcısı dahi o apaçık tehditlere karşılık bir işlem yapmadı, kamu davası açmadı. Evet. Dolayısıyla biz leke falan aramıyoruz, size yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hatta şöyle yapayım, terapist gibi davranayım, bakanlığa ve iktidara, hekim olarak buna yetkiliyim. Bırakın bu korku hezeyanını, bu paranoid tabloyu, kurtulun bundan. Biz sizin rakibiniz değiliz. Hele hele düşmanınız hiç değiliz. Biz sizin müttefikiniziz. Akıllı olun. Salgını birlikte bilimsel yönetmeye çalışalım diye çaba gösteriyoruz. Size muhalefet etmek gibi bir yükümlülüğüm, sorumluluğum benim yok. Bilim adına, halk sağlığı uzmanlık alanı adına elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Dolayısıyla Doktor Murat Emir arkadaşımızın söyledikleri bütünüyle doğrudur. Sabahleyin Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlık Kolu Başkanı, halk sağlıkçı Profesör Nilay Etiler arkadaşımızın söyledikleri doğrudur. Doktor Mustafa Adıgüzel arkadaşımızın söyledikleri doğrudur. Sabahleyin bir ileti dün akşam daha doğrusu yayınlayan Profesör Faik Sarı Alioğlu'nun bakana gönderdiği ileti bütünüyle doğrudur. Sayın Bakan bunları okusun, bunlardan yararlanmaya çalışsın. Dolayısıyla bu demagojiden vazgeçsin. Çünkü demagoji yalnızca laf kalabalığı demek değil. Demagoji daha derin siyasal literatürde anlamı olan bir sözcük. Gerçekleri çarpıtma, algı operasyonunu da içeren, kamuoyunu yanıltan ve muhalifleri de bir anlamda şurada olduğu gibi leke arayan insanlar gibi göstermeye çalışan, bir taşla bilmem kaç kuş vurmayı hedefleyen iğrenç bir iştir demagoji. Bunlarla meşgul olmasınlar diyeceğim kendilerine. Peki şimdi hocam, aşı konusunda hemen şunu da sorayım. Aşıyı da ona siz ekleyin isterim. Vaka sayısı bilinmiyor diyemeyeceğiz değil mi? Şimdi dolayısıyla orada çünkü gösterilen 10 Eylül tarihinde 29 bin vaka, yani olgu tespit edilmişse eğer, yani hükümetin elinde vaka sayılarının ne olduğuna dair en ufak bir bilgi yok diyemeyiz. Biliniyor kesinlikle, ama açıklanmıyor gibi bir gerçek var önümüzde. Kesinlikle var. Kesinlikle biliyorlar. Hı hı. Temel kural şu. Özellikle korona için söyleyeyim. 100 olgudan aşağı yukarı 15'i sağlık kuruluşlarına başvurmayı gerektirecek düzeyde bulgu geliştiriyor. Semptom diyor bakan, Türkçe konuşsun lütfen. Evet. Bulgu geliştiriyor. Geri kalan %85'i zaten belirsizsiz. Hatta DSO'nun kimi raporlarında 100 taşıyıcıdan diyelim, virüs pozitiften ek olarak 25 kişi daha, 125'te 15 diyeyim sonuç olarak, hı hı. 8'de 1. Dolayısıyla ilan edilen hasta sayılarının en az 8'de çarpılması gerekiyor ki virüs taşıyıcı insan sayısı Türkiye'de ortaya konsun. Kaldı ki bütün hastaları bulmak, taşıyıcıları bulmak, onlar içinden belirti verenleri hastaneye yatırmak gibi bir süreçte de Türkiye çok başarısız. Evet. Pek çok nedenle başarısız. Sürveyansız sürveyans gibi yapmadığı için, kullandığı test çok yetersiz olduğu için, filyasyon ekiplerinde kaportacılar, çaycılar gibi Türkiye'ye özgü bir skandalı yaşadığı için, evet. Gerçek %15'i veya 125'in 8'de 1'ini bulma gibi bir şansı da yok. Dolayısıyla şimdiki tabloda
aşağı yukarı 3 milyonun üstünde Türkiye'de taşıyıcı insan olduğunu söyleyebiliriz. 3.2 milyon dolayında bu ciddi bir viral yüktür. Bakan kendini avutuyor. Ankara'da şu kadar azalttık, bu kadar azalttık diye. Öylesine yoğunlaşmıştı ki onlardan gerçekleşen minik minik azalmalar tablonun kıpkırmızılığını ortadan kaldırmıyor. Peki. Aslında Sayın Bakan kendini bir yerde daha ele verdi. O da TTB Başkanı ve bir profesör arkadaşımız kendisini ziyaret ettiğinde, aylarca sonra zorla lütfedip bir randevu verdiğinde kendisine soruldu bu verilerin tutarsızlığı. Ve dedi ki, Sinan Adıyaman Hoca açıkladı çıkışta, HES kodları ile ilgili sisteme bakınız. Orada Türkiye'nin kırmızı, kıpkırmızı yoğun bölgelerini göreceksiniz. İşte gerçek bilgiler, veriler orada diye itirafını da TTB Başkanı'na yapmış oldu. Peki. Son iki dakikamda da aşıya ilişkin notunuzu da almak isterim hocam. Çünkü sözünüz yarım kalmasın. Buyurun. Aşıyla ilgili başından beri aynı masalın uzantıları sürüyor. Yaklaşık iki ay önce Erdoğan, Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre dedi, dünyada aşı üretiminde ilk üç ülke içindeyiz dedi. Bir kere kullanılan terimler son derece yanlış. Aşı üretiminde dedi, önce geliştireceksiniz aşıyı, sonra üreteceksiniz. Anladım. Önce geliştirilecek aşı yok, ortada bir geliştirilmiş aşı yok ki onu üretesiniz. Polio aşısı, çocuk felci aşısı geliştirilmiştir, kızamık aşısı geliştirilmiştir. Vardır elimizde, sonra üretirsiniz. Demek ki önce geliştirilecek. Bunun kocaman bir balon olduğunu anladık. Aradan 2 ay geçti. Türkiye ne ilk 3'te, ne ilk 13'te, ne ilk 33'te. 185 dolayında aşı adayı var. Bunlardan 30 kadarı 3. evreye gelmiş durumda. Ancak ben halkımıza ne iyimserlik, yersiz ne gereksiz karamsarlık vermek isterim, kötümserlik vermek isterim. Bilimsel ihtiyatlılığın nesnel ekseninde şunu söylemek isterim. Aşı çok nazik bir iştir. Çünkü milyarlarca insana yapacaksınız. 8 milyar insanın en az yarısına yapacaksınız risk grubu kabul ettiğiniz. 4 milyar. Ama bir Parkinson ilacını, bir Alzheimer ilacını belki de birkaç 10 milyon yahut 100 milyon, 200 milyon insana uygulayacaksınız. Oradaki komplikasyonları gördüğünüzde toparlama şansınız olur. Tamam, o bakımdan tamam. Aşıda en küçük bir istenmeyen etki riskini göze alamayız. Peki, bu sabır gerektirir. Birinci boyutu bu. Ciddi komplikasyonlara yol açmayacak, insanlarda aşıya güveni kırmayacak. İkincisi etkinlik. Gerçekten kabul edilebilir bir koruyuculuk düzeyinin olması gerekir. Biz o sınıra çektik ki biz derken uluslararası bilim dünyası, FDA örneğin %50 etkinliği olan aşıya dahi lisans vereceğim dedi. Bakınız iki insandan biri korunacak, öbürü korunamayacak gibi. Bu bile henüz hukukta yok. Alman Sağlık Bakanı geçen ay dedi ki Deutsche Welle'ye demecinde, Robert Koch'un aldığım bilgiye göre dedi. Peki. Bakın burası önemli. Damat bakanın deyimiyle burası önemli. Robert Koch'un aldığım bilgiye göre dedi. Koca Alman Sağlık Bakanı kendi verileriyle konuşmuyor. Bilimsel enstitüye, kuruma dayanıyor. Bu sonbaharda çok zor. Peki. 2021 ilkbaharında umutluyuz dedi. Dolayısıyla bakan hayal görmesin, halkı da yersiz umutsuzluğa sevk etmesin. Türkiye aşı geliştirecek durumda değil ve sonbaharda da biraz zor görünüyor. Daha ihtiyatlı, daha nesnel veriler ve tutumlar içinde olsun ve bence de istifa edip bıraksın o görevi. Peki. Bütün güvenini yitirdi. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun yine rehberliğiniz için. Kolaylıklar diliyoruz. İyi yayınlar. Sağ olun efendim.